Türkiye'ye TB'ler üzerinden, bu bayraktarlar üzerinden çok ciddi bir savaşa çekme propagandası yaşanıyor. Çünkü Rusya'nın hani bir şekilde gururu kırılarak yapılıyor bu. Yani Rusya aşağılanarak bunu yapıyor. TB2'ler karşısında çaresizsiniz diye. Herhalde Putin'in de böyle bir oyuna geleceğini düşünmüyorum. Ayrıca da burası, yani Putin Türkiye'yi şu şartlar altında karşısına alabilmek için intihar etmiş olması lazım. Yani intiharla eş değerdir. Yani Ukrayna'da sen bu kadar hani zora sokabiliyorsan kendini Türkiye karşısında çok zora düşersin. Yani zaten Putin'in de böyle bir niyeti yok. Şeyden çok fazla tepki gelmiyor ama en sıkıntılı olan olay şu. Dün gene bir açıklama yaptı Ukrayna, yeni TB2'leri aldık dedi. Şimdi burada Türkiye'nin çok acil açıklama yapması lazım. O da şu, çünkü biliyoruz gerçeği. Bu savaştan önce bu Ukrayna'ya verilmiş söz ve yapılan anlaşma gereği teslim edilen SİHA'lar. Bunlar savaş sonrasında yapılmış anlaşma değil. Bu nedenle bunun geçerliliği var. Ve siz daha önceden, bir yıl önceden anlaşma yapmışsanız siz gününde teslim etmek zorundasınız. Şey gibi düşünün, yani S-400 gibi. Ha, bir yıl, iki yıl önceden anlaşma yapıyorsunuz. Size deniyor ki 2022'de vereceğiz, vereceksin. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda net bir açıklama yapması lazım. Rus kamuoyundaki kafa karışıklığını giderebilmek için. Şimdi her şey bu yönde ilerlerse, diyelim ki Putin şu an yumuşak gücü hani bir şekilde çok fazla zorlamadan hani orduyu yani 64 kilometrelik şey yaylada gibi duruyor orada. Hücum yapmedi, dağılmadı. Mesela onlar geniş arazide dağılıp bütün şehri kapsayacak bir kolorduyu getirmişler. Zaten şehrin içinde savaşacak kadar Putin herhalde tuzağa düşmek aptallığında bulunmayacaktır. O şehri susuz, elektriksiz ve doğalgazsız bırakmayı hedefliyor Kiev'i. Ki zaten bütün kilit noktalar, doğalgaz depoları, su depoları, elektrik şeyleri vurulmuş durumda. Santralleri. Dolayısıyla orayı soğuğa, elektriksizliğe mahkum edecek. İnternet zaten çalışmıyor. Çalışması hale getirdi. Hani uydulardan her ne kadar Starlink'ler devreye girmiş, oradan bağlantı sağlanıyor ama genelde bütün yani ölüm şeyini orayı tam bir çaresizliğin içine etti. Su yoksa zaten çok zora girersiniz. Ne yapacaksınız suyun olmadığı yerde? Tedarik zincirini engellemiş. İnsanların yiyecek içecek almasını engelledi. Oradan da bir darbe vurdu. Zaten elektrik yok. Zaten ısınamıyorlar. Demek ki büyük bir göç dalgası batıya doğru, Polonya'ya doğru yol alacak. Polonya en büyük göçü alıyor şu an. Polonya üzerinden de diğer ülkelere dağılıyor. Şu ana kadar giden insan sayısı 1 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor. Eğer böyle giderse bugün yapılan açıklama 4 milyon, 5 milyon insan, evet, Suriyelilere kadar denk geliyor. Evet, Batı'da bir şekilde bu göçü bakalım nasıl karşılayacaklar. Henüz birbirlerine girmediler ama yakında başlarlar. Çünkü Polonya'nın kapasitesi zaten 1 milyon kişiyi kaldıracak durumda değil. Biliyorsunuz Suriye'den şuradan buradan gelen göçmenleri silah zoruyla geri atıyorlardı, vurmaya kalkıyorlardı falan. Nasıl olacak bundan sonrasını göreceğiz. Peki bu iş biraz daha sarkarsa gerçekten Putin'in dediği gibi nükleer savaşa gider mi? Eğer nükleer savaşa gidebilmesi için Putin'in çıldırmış olması lazım. Şöyle çıldırmış. Her ne kadar bugün şeydeki Ukrayna'daki o nükleer santrali bilerek mi bilmeyerek mi bilemiyoruz, oraya ateş edip yangın çıkartıp sonra söndürmeleri iyi bir gelişme. Ama o santral şu an ellerine geçti Rusların. Fakat asıl nükleer tehdit şu: Rusya Polonya'ya adım atarsa, yani Polonya tarafına bir saldırı başlatırsa, çok zor bir şey ama belli olmaz, o ordunun içindeki bir takım bağımsız, hani direkt şey almadan ani çatışmayı bahane edip Polonya içine doğru adım atarsa, evet, bir nükleer savaş, çünkü NATO devreye girecek, tehdidi var. Yani şöyle tehdit var, onu da söyleyeyim: NATO devreye girdiği zaman Rusya gerçekten etkisiz kalacak. Yani biraz önce anlattım silah farkını, uçak farkını, şu, yani eğer NATO ciddi anlamda saldırıya kalkarsa Rusya çok zora girer. Zora girdiğinde de yenilgiyi kabul etmeyip ülkesini parçalatmayacağına göre düğmeye basar mı? Son çare ise basar. Çok açık ve net söylüyorum. Bu kadar tehdit dolu, tehlikeli günlerden geçiyoruz. Zelenski hava sahası kapatılsın, yetmedi bize silah verin, yetmedi bize ordu verin diye tahrik etmeye devam ediyor. Yani Batı'ya sürekli yardım istiyor. Çok güzel rolünü de hani böyle ağlamaklı gözlerle oynuyor. O arada
o rolünü oynarken o ülkede çocuklar, kadınlar, yaşlılar teker teker ölüyor. Yani bunu da çok göz önüne aldığı yok. Ben sizinle savaşacağım diyor. Nerede nasıl savaştığını göremiyoruz. Sadece askeri kıyafetlerle çıkıyor. Askeri derken işte spor kıyafetlerle. Ondan sonra kayboluyor. Sonra tekrar ortaya çıkıyor. Yani savaştığı falan yok. Zaten hiçbir aklı evvel olması lazım. Bir devlet başkanının eline silah alıp savaşması için kendini mi öldürteceğim, devleti yönetiyorsun. Yani bunların hiçbiri mantıklı değil. Hiçbir devlet başkanı eline silah alıp ortaya çıkmaz son ana kadar. Ha, son anda artık öldürüleceğini biliyorsan sonuna kadar mücadele edip ya kendini öldürürsün ya da seni vurmalarını sağlarsın. O da evinin ya da işte ne bileyim işte o köşkün ya da sarayın yanına gelmesi, devlet başkanı sarayın yanına gelecek, öyle olacak. Başka türlü olmaz. Şimdi bunların hepsi hikaye. İşin doğrusu şu. Nükleer savaş tehdidi maalesef başımızda dönüyor. Bir umut, bir umut. Bu şeyle bir koridor açıldı sivillerin boşaltılması için Kiev'den batıya doğru. O batıda da işte neo-Nazi Ukraynalılar var. Yani onların yoluyla gider. Neo-Nazi Ukraynalılar olayı ciddidir. Donbas'ta çok insan öldürdükleri biliniyor. Bizim basın söz etmiyor ama Donbas'ta çok sayıda Rus vatandaşın öldürdüklerini biliyoruz. O neo-Nazilerin dediğim gibi. Onların başında bir dönem Kimonovski vardı. Bu da işte Zelenski'nin o televizyon patronu, iş adamı ve mafya üyesi. Şimdi bütün bunların dışında bir ihtimal daha var. Putin burada durup hani bir anlaşma yapabilir mi? Bu tamamen Zelenski'ye bağlı. Zelenski, tamam Donbas, Luhansk ve şey bölgesini, Donetsk bölgesini kabul ediyorum. Oralarda hani bir federal devlet kurulsun. Federal Rus, oradaki Rus şeyleri kendi dilinde işte eğitim, öğretim şudur budur. Ama onun dışında NATO'ya girmeyeceğim. Onun garantisini veriyorum deyip bir şey imzalarsa sözleşme. Bir ihtimal durabilir mi? Durabilir diye düşünüyorum. Tabii bunun oyun olmaması kaydıyla. Çünkü Zelenski bir insanın devlet adamlığına ne kadar güvenirsiniz? O da ayrı bir konu. Yani bugün anlaşmayı imzalar, yarın vazgeçtim de diyebilir. Tekrar Rusya'yı bir savaşa zorlayabilir. Yani piyon olduğu için bunların hepsi ihtimal dahilinde. Ama biz iyi niyetle düşünelim. Ve evet yani bu Kiev'e hani Rus ordusunun geç girmesi, girmemesi şu an ama beklemeye devam etmesi. Hani bir şeylerin beklendiğini, Kiev'i yönetimi bir şeye zorlandığının işareti. Bugün o koridorun açılması sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesi de güzel ama her şey 6 Mart'ta bitecek pazar günü. Yani pazara denk geliyor herhalde yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam da kusura bakmayın. 6 Mart günü ya da pazartesiye mi geliyor? Neyse. Yani 6 Mart gününe dikkat edin. 6 Mart günü eğer işler yolunda gitmez, ateşkesle ilgili bir maddeler devreye girmezse 6 Mart'ta korkunç bir saldırı başlatabilir Rusya. İşte o zaman Amerika'nın Irak'ta yaptığı gibi sivil asker gözetmeden Kiev'i ezmeye başlayabilir. Uçaklar ölümcül bomba yağdırabilir. İşte o zaman dünya için büyük tehdit öyle başlar. Asıl kıyım o zaman başlar. 6 Mart'ın bir özelliği var ama şöyle özelliği var. Bir takım şifreli yazışmalarda ve bir takım ele geçen belgelerde asıl ölümcül vuruşun 6 Mart'ta olacağı şeklinde bir takım bilgiler var. Bu kadarını söyleyeyim. Siz de hemen hemen olayı anlayabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye şu ana kadar doğru yaptı ve bu şeyin dışında kalmak zorunda, sonuna kadar kalmak zorunda. Kim kazandı, kim kaybetti hiç umurunda değil. Türkiye kazananla yoluna devam eder, kaybedenle de tekrar ortak yol bulur, devam eder. Başka da yolu yok bunun. Çünkü Kuzey'i, Ukrayna'yı NATO ele geçirdiği takdirde, örneğin öyle bir şey olsa Avrupa Birliği'ne dahil edildi, oradan da NATO'ya üye oldu diyelim. Türkiye kuzeyden sarılmış olur. Türkiye'nin kuzeyden sarılmasının anlamını biliyorsunuz, değil mi? Bizim batımız, güneyimiz ve de doğuda, yani doğu, yani İran'ı biraz boş bırakıyoruz. İran'ı da ele geçirecekler yakında. Orada da bir şeyler olacak. Türkiye dört taraftan sarılmış olacak. Kuzey eksikti. Kuzey de tamamlanmış oldu. Bütün o üsler Rusya için kurulmadı. Önce Rusya bitecek, ardından Türkiye'ye gelecek sıra. Bunu net söyleyebilirim. Bunu nereden biliyoruz? 2017 yılında Dost ve Düşman Devletler listesinin yayınlandığı bir belge Washington Post gazetesinde yer buldu. Orada Türk ve daha doğrusu düşman devletler sınıfında Rusya ve Çin görünürken Dost Devletler listesinde işte Cezayir,
Mısır, Tunus, Yunanistan zaten Kıbrıs Rum kesimini almışlar. Türkiye yok. Yani Türkiye ne dost ne düşman ama hemen altındaki nokta her an bize karşı dönebilecek bir ülkedir Türkiye şeklinde. Raporun son bölümünde bir not var. Onun da ötesinde daha sonra bir takım askeri yetkililerin verdikleri yani özel demeçlerde de Türkiye'nin düşmanlaştırıldığını ve Türkiye'nin bir şekilde ehlileştirilmesi gerektiğine dair ehlileştirme vahşileşmişiz biz. Bir rapor var, Amerikan çıkarlarına dokunuyormuşuz Suriye'de, Irak'ta. Dolayısıyla buna Türkiye'nin çok dikkat etmesi ve çok daha fazla askeri gücünü artırması gerekiyor. Son sözüm bu. Yani bugün Batı'nın veya Rusya'nın orada kazanması bize askeri açıdan bir kolaylık sağlamayacak. Rusya da kazansa, Batı da kazansa ikisi de bizim için tehdit. Bunu tek bir şekilde bertaraf edersiniz. Sizin pardon, sizin askeri gücünüzün yüksekliği onların gözünü korkutur. Yani mesela Rusya'nın çok fazla Türkiye ile dalaşmamasının altında bu neden yatar? Batı'yı da korkutmak durumundadır. Ha, Türkiye öyle durumda Batı'dan bir tehdit gelecekse ona göre Çin'le de Rusya'yla da İran'la da ortak ittifaklara devam edebilir veya tam tersi olduğunda da işte Batı ile NATO ile işi idare edebilir ama ortada bağımsız güç olarak ama güçlü bir devlet olarak kalmak zorunda.